Merhabalar değerli dostlar. Şimdi belediye tesislerinde biliyorsunuz uzun yıllardır alkol yoktu. Zaten belediye tesisi yoktu doğru düzgün AK Parti gelene kadar. Ve açılan bir sürü belediye tesisine çoluk çocuk gidiyorduk. Fakat biliyorsunuz birçok belediye CHP'ye geçtiği için yani belediyenin hiçbir işi kalmamış. Halkımızın en önemli ihtiyaçlarından biri olan parantez içinde ünlem alkol herhalde. Bütün tesislerde hemen hemen hızla alkol satışı başladı. Şimdi ben her zaman şunu söylüyorum. Bakın benim de akrabalarımda alkol alan var, arkadaşlarım var. Bana ne ben kullanmıyorum. Ama belediye tesislerinde bence genel olarak alkol satışının yasaklanması lazım. Bence meclisten bir karar çıkıp belediye tesisleri demek yerel halka açık olan yani belli bir kesim var onlar belediye tesisini zaten beğenip gitmez de ayrı bir konu ki ben çok seviyorum ama belediye tesislerinde halka açık kamuya açık böyle bir yerde neden alkol satılsın kaldı ki alkolün bilimsel olarak zararları ispatlanmışken alkol içmenin Matah bir şey olmadığını profesöründen tut psikolog, psikiyatrist, bilim insanları söylerken neden bu bazı zihniyetler alkole takıklar? Çünkü bunların zihniyetinde gelişmişlik, modernlik ya da laiklik yani bunları kullanmakla falan oluyor. Oysa ki Cüneyt Özdemir'in çok güzel bir videosu var. Bu alkolü paylaşanları falan da kendilerini işte aydın zannediyorlar. Kusura bakmayın hepiniz aydın falan olmuyorsunuz. Geri zekalı oluyorsunuz gibi bir şey söyledi. Hadi ben onu söylemeyeyim ama bir kere toplumsal sorumsuzluk ve duyarsızlık. İnsan çocuğunun böyle alkol içmesini ister mi? Bazılarının hayat tarzı ama sana e, sen o alkolü özendirme noktasında Niye olasın? Sen içiyorsun diye çocuğun içmek zorunda mı? Anlatabiliyor muyum? Ama bir kesim var bilinç altında nasıl bir nefret varsa bir şeylere karşı alkolle inadına sanki böyle kadeh paylaşıyorlar onu yapıyorlar bunu daha önce de konuştuk ama abi bari belediye tesislerini steril bırakın. Zaten mübarek Ramazan'da her yerde alkol içildi hiç kimse takmadı. Sokak ortasında içildi. Hatta Ramazan'da CHP daha çok belediye aldı diye mübarek Ramazan'da alkolle çıkıp şov yapanlar oldu. Bu ne oldu şimdi siz ilerici mi oldunuz? Asıl gerici ve yobaz sizsiniz. Bakın bilimsel olarak zararı kanıtlanmış ve mümkünse içilmesin denen bir sıvıyı bu kadar bir şeymiş gibi ya da sizin kalitenizin ya da kişiliğinizin hani yansıması ya da sen o böyle bir başka oluyorsun gibi algılıyorsan sen cahilin dibisin. Yobazlığı da geçtim. Hani bunu sadece ben söylemiyorum. Bir sürü solcu arkadaşlarım var benim. Ya saçma sapan diyor yani paylaşıyorsun. Geçen de Cem Yılmaz'a reklam durdurma vermişler işte o bir rakı markasını sürekli paylaşıyor ya. Reklam alıyor mu almıyor mu bilmiyorum ondan. Biz bir şeyi paylaşmaya korkuyoruz Instagram'da. Rahat rahat paylaşıyorlar. Ama burada ana fikir ya belediye tesislerinde de alkol olmasın ya. Oraları steril kalsın. Oraya insanlar çoluk çocuk gidiyor. Tamam diğer lokantalara da gidiyor ama yani normal halka bakıyorum dünyanın çok önlem aldığı konularda Türkiye'de bunları halka yaptırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Sonra diyorsun ki bazıları birileriyle anlaşmış. Türkiye bozulsun, gençlik bozulsun, alkolik olsun, bağımlı olsun, o olsun, bu olsun. Zaten böyledir. Bak dünyada bugün bakıyorsunuz belli bir kesim var. Azınlık ultra zengin. Bunlar kendi çocuklarını koruyorlar. Mesela dün okudum Bill Gates kızına cep telefonunu lise sonunda almış. Ve sosyal medya yasağını lise 1'e kadar çocuğu ekrandan uzak tutmuş. Ama insanlara neredeyse bazı toplumlara bedava telefon tablet dağıtacaklar. Ben okullarda da tablet eğitimine falan katılmıyorum. Eskiler çok daha zekiydik. Niye? Çünkü her şeyi anlıyordun. Bu ekran dediğin şey beyni yavaşlatıyor. Kitap okuman lazım. Yazı yazman lazım ki bunun panzehiri olsun. Ama maalesef kime anlatıyoruz kardeşim? Vallahi billahi size bir şey söyleyeyim mi? Ben o kadar üzülüyorum ki bakıyorsun sokaklara. Yani sor hepsi inançlı. Tabii ki inançlı. Ama Allah'a kafa tutarcasına Allah'a kafa tutarcasına davranışlar, hareketler şunlar, bunlar. Yani ben dedim ya size insanların cesaretine hayret ediyorum. Hepimizin günahı var ama günah var, günah var abi. Bu kadar günahla kafa tutmak, bu kadar işte inancı geçtim. Mesela sağlığa zararlı olan şeyleri kendi bünyesinde ve dışarıya lanse etmeye, imrendirmeye ve reklam etmeye çalışmak gerçekten kişinin zihinsel aciz aciziyetini, cahilliğini ve insanlara merhametsizliğini gösteriyor. Ne var alkol almadan yaşanmıyor mu? Ben al almadan yaşıyorum. Bir sürü benim solcu arkadaşım var. Ağzına sürmemiş. Ağzına sürenler de hayret ediyor. Niye bunlar bu kadar diyor ama bakın belediyelerde yani bir taraftan bazı yerlerde mescitler kapanıyor. Farkı görün. Bir tarafta da halka açık dediğimiz belediye tesislerinde ah, alkol satılmaya ve kullanılmaya başlıyor. Diyecekler ki ya işte şöyle kaçıncı yüzyılda bunun alkolle alakası yok abi. Bilim adına ne yaptın? İnsanlık adına ne yaptın? Bunlar senin gelişmişlik göstergen. Kaç litre alkol tüketiyorsun değil, hatta tüketmiyorsunu senin gelişmişlik göstergen. E, herkese şişede durduğu gibi durmuyor. Alkol bütün kötülüklerin anası. Alkollüyken kızıyor onu, vuruyor onu. Kaç kişi alkollüyken yaptığı kazada e, veya işlediği cinayette gidin hapishanelere bakın. Ne kadar çok alkol yüzünden yıkılan yuvalar mahvolan hayatlar, mezara giren insanlar var. Ya e, alkolün bağımlılığının sonrası diğer bağımlılıklar. Ama topluma acımıyorlar. Ne o? Efendim sen modern ve Atatürkçü bir de Atatürkçülüğe sığdırıyorlar bunu. Layık olman için işte ibadetlere karşı çıkacağım, alkol alacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım. Ne alakası var? Ama ben bunun artık kasten yapıldığını bir o düğmeye basan o küresel güç hep diyoruz ya neyse onların bir planının bir parçası olduğunu düşünmeye başladım. Ha diğer toplumlar, halklar a, bağımlı olsun, öyle olsun, böyle olsun. Habire ekran, sosyal medya zaten sosyal medya o üç harfliyi biliyorsunuz yani iğrenç, içler acısı. Dedim ya. Yani genelevi dönme genelevi geçti. Pavyon demiştik onu geçti, şimdi genelevi de geçti. Bunlarla onlar bozulsun, biz kendimizi koruyalım. Her hafta sonu yurt dışındayım. Avrupa'da, Türkiye'de olan bu mantık yok. Tabii adamların öyle bir şeyi yok. Bu kadar çıplaklık yok. Bu kadar savurganlık yok her akşam yemek yeme, kafe kültürü falan adamlar haftada bir keyif için gidiyorlar. Bizde hayat biçimi oldu. Artık evlerde toplanılmıyor. Kadın günleri bile, kısır günleri bile çay bahçesinde yapıyorlar, evde yapmıyorlar. Ne oldu? Komşuluk bitti. Oturduğun yerlerde kimse kimseyi tanımıyor. Ben de bir sitede oturuyorum. Geldiğimde 3-5 komşu edindim. Az önce yani kolumu kaldıramıyorum. Ufak bir operasyon geçirdim. Üst katta Zehra'yı aradım. Şu üzerimdeki korsenin bedenine bakılacak aynısından alacağım. Gelir misin dedim. Ne büyük nimet kız geldi. Baktı bedenine. Attık Bak mesela. Evde olmuyorum bir şey Zehra o beni arıyor Sevda abla. Yani ama bunları da bitiriyorlar özellikle niye duygusuz toplumlar hep dedim ya. E sen belediyenin tesislerinde de kalkıp satmasan ne olur ya? Bütün halkın Keyifi buna mı kaldı? Özendiricilik daha çok artar. Mesela neden bu alkol satışları işte ibadethaneler, okullar 200 metre gibi bir kural var veya özendirilmesin. Ama sen bunu kamuya açık alanın en çok halkın tercih ettiği yerlere de sokarsan bunun özendiriciliği özellikle çocuklar üzerinde bilinçaltına yerleşecek. Ve bu çocuklar büyüdüğünde bunu denemek isteyecek. Denese ne olur? Tamam da herkes de senin çocuğun gibi değil. Bana ne dener denemez ama burada önemli olan bunun özendiriciliğinin daha kısıtlı olması lazım. Yani anlatabiliyor muyum? Ha belediye tesislerinde daha ucuz, daha da teşvik edici bir şey. Daha ekonomik diyelim. Orada daha ekonomik içecek. Daha çok içsin. Bu mudur yani? Modernlik ve aydınlık bu mudur? Ben bunu anlamadım. Çok üzüldüm. Niye üzüldüm? Bütün otobüsler yanıyor. Otobüsler duruyor. Neredeyse otobüsler kendi kendine intihar eder hale geldi. İstanbul'da her şey bitti. Halkın tek derdi belediye tesislerinde. Alkol olması. Halkın temel ihtiyaçları bitti. Metrolar duruyor. Yürüyen merdivenler duruyor bakımsızlıktan ama halkımızın tamam mı? Acil ihtiyaçları yok. Temel ihtiyaçları üzerinde gerekli çalışmalar yok ama alkol belediye tesislerine girdi. Ne oldu? Biz modern mi olduk şimdi? Hayır. Gelişmiş gerçekten gelişmiş toplumların Bizim üzerimizde oynamak istediği oyunlara bir güzel alet oluyorsunuz canım. Başka da hiçbir şey olmuyorsunuz. Bu hep böyledir. Öbür taraf bozuk olacak ki sen daha dik ayakta duracaksın. Allah beterinden saklasın. Özgürlük yok diyorlar ülkede. Nesi yok ya? Gülşen'in klibini gördünüz mü? Yani balmış. Kime göre bal, kime göre zehir. Ülkede özgürlük yok diyorlar bir de. Mübarek Ramazan herkes içte etti ülkede özgürlük yok. Kadınlar sokakta üç parça bez üzerlerinde adına da kıyafet diyorlar. Giyiyorlar, dolaşıyorlar yok. Evlilik dışı çocuk, evlilik dışı ilişki. E kan film festivaline gitti bizim ünlüler En açık bizim ünlülerdi. Bak en açık. Baktım. En açıklar bizim ünlüler. Kadın üzerinden operasyon çekiliyor. Niye? Kadını boz, aile, erkek, çocuk hepsi yerle bir oluyor. Sonra toplum bozuluyor. Yani ben alkol yasaklansın falan da demiyorum. Ben zaten içmiyorum. Öncelikle bana haram olduğu öğretildiği için. İkincisi çalışma hayatında baktım gerçekten gereksiz bir şey yani ben onlarsız da eğleniyorum. Hatta benim bir arkadaşım var Bülent. Eşine demişti ki git kızlar tuvaletine bu orada mı içip geliyor alkolsüz kafayla bu nasıl eğlenir? Eğlenirsin ama bu işte o arkadaşın da temeline in küçüklüğünden beri içiyor. Abi bu böyle sigara da böyle. Abi, bir kere denemeye gör mesela bana dediler ki bir kere denesen Abi dedim niye denemiyorsun ya hoşuma giderse abi gidebilir benim de hoşuma gidebilir sonra mantık seni nereye götürüyor onun yeri ayrı onun yeri ayrı o yüzden toplum bu hale geldi Gidebilir bu kadar stresli hayatım bu kadar mücadele bu kadar dava bu kadar üstüme geliniyor benim bendeki de ruh yani ben makine değilim etten kemikten yaratılmışım Duygularım var benim ve benim ya hoşuma gidi. Abi bakıyorsun içtin abi. Hoşuna gitti. Ha dur bir şey olmaz. Bir iki bu böyle. Sigara da böyle. Ha dedim hiç denemedim. Benim öyle huylarım var. Böyle mesela ekmek ben hamur bağımlısıyım. Bana hamur işi getirdiğin zaman tok karnına yerim. Ama Allah şükür hani kontrolü elimizde tutuyoruz ama bu iş böyle bir şey. Yani bunu mu özendiriyorsunuz? Gençliği toplumu içsin toplum. Gençlik genç kızlarımız falan filan. Efendim olayın özü aslında dedim ya kime hizmet ediyorlar? Herkes yorumlasın ama bütün İstanbullunun ya da eski şehirlinin atıyorum onun bunun bütün halkın alkolün belediye tesislerine taşındığı şehirlerde bütün halkın bütün hizmetini yaptılar tek dert halkın keyfine geldi. Ha keşke öyle olsaydı ama tam aksi ulaşım sıkıntı, o sıkıntı, bu sıkıntı ama tesislerde alkol olmalı. Niye? Şunu mu diyorlar acaba? Alkollü kafayla hani bizim bu hizmetlerimizin yapmadığımız hizmetleri boş ver, göremezler, onu idrak edemezler. Bir milleti içirelim, içirelim, içirelim. Bu hizmetsizlikle devam edelim. Onun bir farkına varmasınlar. Başka bir şey bulamadım açıkçası yani. Anlatabiliyor muyum? Bulamadım böyle. Saçma bir yoruma bile gelebiliyor insan. Ama bu alkolü paylaşıp alkolü özendiren, alkolle kendini layık Atatürkçü, modern, aydın falan zannedenlere YouTube'a girin bulursunuz Cüneyt Özdemir'in o videosunu. Armağan ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.